Evet. BNB konusunda BNB ve Link üzerindeki yüklü satış ardından ciddi ölçüde bir pip meselesi üzerine konuşacağız. Diyor ki Link ve BNB satan Balina bu altcoinleri satın aldı. Birincisi Link ve BNB için önceki videoda da bu iki altcoin'e ayrı ayrı kısa bile olsa biliyorsunuz değinmiştik. Link hakkındaki genel görüşüm şudur. Link portföylerde bulundurulabilecek iyi bir kripto paradır. Radikaldir, ilk hareketçidir. Yani kalkışları ani, sert ve çok sağlam olabilmektedir. Bu tabi bir bakıma yatırımcıyı bir noktada yıpratırken hani Dogecoin gibi. Fakat kalktıktan sonra da başka bir güne uyanabileceğiniz bir süreci içermektedir, tamam mı? Tabi yakın zaman içerisinde diğer kripto paralara göre XRP, Litecoin gibi tıpkı biraz daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Neticede ilk hareketçi dedik. Ether balinaları çok sever Link'i ve büyük ölçüde toplarlar. Son zamanlardaki kurumsal ilgisi de yüksek. Vandepop da çok sever. O yüzden portföylere yakışır diye düşünüyorum. Tabi satan satar, alan alır. Hani ne bileyim buradaki satan balina niye sattı onu bilmem. BNB hakkında konuşayım. Ben BNB'den kesinlikle bak. Ben yani bu kadar radikal konuşan biri değilim normalde biliyorsunuz. Kesinlikle ben BNB'yi almamak taraftarıyım. Alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın size diyorum ki bir yıldır neredeyse bundan bahsediyorum. Binance borsasının bir geleceği bulunmamaktadır diyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Bu Binance'daki fonlarınız güvende değil. Binance'dan çıkın anlamı taşımamaktadır. Bu adamlar kapansa bile, kapatacağız deseler bile zaten size paranızı geri verecekler. Burada olan kime olur? Olan bu borsanın coinlerini tutanlara olur tabii ki. BNB dahil diğer Binance bağlantılı kripto paraların alımını asla önermiyorum ve çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Büyük bir risk teşkil ettiği konusunda şimdiden sizleri uyarıyorum. Blockchain takip firması LookOnChain bugün erken saatlerde yayınladığı bir tweetle bir balinanın son 24 saat içinde Binance'tan 1,5 trilyon dolardan fazla pip çektiğini açıkladı. Evet, yani 1,5 trilyon dolar değildir, 1,5 trilyon piptir o. Gönderiye göre Balina kripto borsasından yaklaşık 3,03 milyon dolar değerinde 1,93 trilyon pip çekti diyor. Üstelik bu alımı Link ve BNB satarak gerçekleşti de Link'ten ve BNB'den çıkıyor. Devamında 1,93 trilyonluk bir pip alımı gerçekleştiriyor. Ekseri şunu söyleyeyim pip alımı konusunda. Pip bu sezonun kesinlikle yani kesinlikle söyleyebilirim. Buraya da ne yazdık şöyle. Pip bu sezon en büyük beklentimin olduğu kripto paralardan bir tanesidir. Bunu sıklıkla ifade ediyorum ve büyük ölçüde de yükselişe tabi olduğuna inanıyorum. En son bakın belirttiğimiz günlükteki EMA 50'ye kadar çekiliyor. İyi bir alım fırsatı veriyor bu noktada. Şu anda ekseri yükseliş hareketi gerçekleştiriyor. BTC tarafındaki hafif yön yukarı hareketle birlikte. Ama dediğim gibi ben pip'i mantıklı buluyorum kesinlikle. Balina Link ve BNB'yi zararına sattı. LookOnChain'e göre bu balinanın pip ve Ether pozisyonlarına girmek için 592 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen 97 bin küsuratında Link ve yaklaşık 342 bin dolar zararla 10 bine yakın BNB sattığı bildirildi. Bak bu ayrı bir konudur. Ben zararına satış yapmamanız taraftarıyım, tamam mı? Zararına satış yapmayın. Şu an elinizde BNB duruyorsa benim görüşüm odur ki eğer kârdaysanız çıkılması çok mantıklı olacaktır. Link hakkında bir şey demiyorum. Link'te ekstra bir durum yok. Hiçbir altcoin'de zaten zarardan çıkmayın, tamam mı? Çok çok ekstrem durumlar olmadıkça zaten baştan iyi analizini, iyi şeyini yapıp ona göre giriş gerçekleştireceksiniz. Gel gelelim BNB'ye. Fakat zararda iseniz beklemek lazım gelecektir. Farklı kripto paralardan alımla portföyü destekleyebilirsiniz. Firma diyor Balina'nın Link ve BNB pozisyonlarından elde ettiği fonları 1,93 trilyon pip'in yanı sıra 227 Ether satın almak için kullandığını bildirdi. Şu anda pip CMC'nin trend listesinde en üst sırada yer alıyor. Ayrıca meme coin fiyatı son 24 saatte %1,22 düştükten sonra 15,37'den işlem gördü.
Beraberinde diyor haftalık %42,46'lık etkileyici bir kazanç elde etti. Bu büyük haftalık kazanç altcoin'in aylık performansını yeşile çevirerek 6,76'ya çıkardı. Yeni bir meseledir ve önemli bir konuyla alakalı, tabii ki yine bir uyaracağım. Bakın bu önemlidir. Hata çok yapılıyor, şu hata. Mesela zaman zaman bazı kripto paralar yükseliyor. Ben açık bir şekilde söylüyorum. Pip önümüzdeki süreçte diğer altcoin'lere kıyasla çok daha fazla yükselecektir. Ama coin'lerden birçok kişinin yaptığı hatayı yapmazsanız, bakın maymun iştahlı davranılmazsa tabiri caizse, çok iyi olacaktır. İşte zararına şunları sattım ama bundan amorti edeceğim diye PEEP token satın almayınız. Bu en çok yapılan hatadır. İkincisi, PEEP coin almak mantıklı mıdır şu anki süreçte? Evet, ama bunu yeni bir sermaye ile yapmak mantıklıdır. Ya da başka bir altcoin için zararına şunu sattım, şuna girdim tarzında diyorum ki baştan araştırmanızı iyi yapın. Tamam mı? Bu oyun değil, oyuncak değil. Burada para var. Baştan iyi bir şekilde araştırma yapın. Kendinize göre bu mantığı benimseyin. Mesela ben diyorum ki Pip'i işte bu sezon içerisinde, 2023 içerisinde büyük yükselişler bekliyorum. Tutmak mantıklıdır. Buna göre hareket etmek icap edecektir. Tamam mı? Bu, olay bu. Ya da Bitcoin konusunda işte uzun vadeli yatırım kişi yapar. Tabii ki mantıklıdır. Yıllara yayar gibi gibi gibi. Ama ya Bitcoin hareket etmiyor bir aydır, sıkıldım şuna geçeyim, sıkıldım buna geçeyim yaparsanız, emin olabilirsiniz hiçbir şey kazanamazsınız. Sadece balinalara paranızı hediye edersiniz ve borsalara paranızı hediye etmiş olursunuz. O yüzden bu önemli bir meseledir. İki, tabii ki kademeli alımlar her zaman esastır. Bakın önceki Pip videolarında da bu konuyla alakalı önemli dedik ve konuştuk. Günlükte emailliye kadar misal bir geri çekilme hususunda 13.6'lara kadar değiyor. Ve bu fiyatların Pip'te bir kademeli alım için yerinde ve ideal olduğu üzerine konuştuk. En minimum aylık kapanışa kadar en minimum emailinin de düşmesiyle 12.5'lara kadar belki bir düşüş yaşayabileceği, ki şu anda bu ihtimal çok düşük, buralara kadar düşmeyecek gibi gözüküyor. Bu seviyelerden de alım yapılabilmek için yatırımcı hazırlanabilir. Dolayısıyla durum bu. Alım noktalarınızı ve kademeli alacağınız noktaları iyi bir şekilde değerlendiriniz ve tabii ki kar stratejinizi de buna göre belirlerseniz çok daha iyi olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.